Hoş geldiniz aramıza Arif Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Ağzınıza sağlık. Buyurun hemen yerinizi alalım biz sizi. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün yine size birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız ve bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Rumeli'nin güçlü sesi, Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk bizlerle. Tekrar aramıza hoş geldiniz Arif Bey. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Sağ olun. Merhaba Abdullah Efendim. Bizi kırmayıp geldiğiniz için biz teşekkür ederiz sizlere. Kırmayayım ben. TGRT benim için özel bir kanaldır. Ben yıllarca TGRT kuruluşundan bu yana hep geldim buraya. Evet. Bu açıdan kıramam. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Çünkü biz yediğimiz çanağı kesinlikle atmayız. Her zaman onunla beraberiz. Çok mutlu olduk efendim. Çok sağ olun. Hemen ben ustama dönmek istiyorum. Ustam nasılsın, iyi misin? Evet, çok şükür efendim. İyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bomba gibiyiz evet, bugün. Evet, bomba gibi. Sevgili evet. Arif abinle beraber inşallah çok güzel bir programımız olacak. Dolu evet. Dolu olacak değil mi? Evet, bugün neler yapıyoruz hemen bakalım. Evet, bugün neler yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Bugün de sizlere güzel yemeklerimiz var ve birbirinden farklı ve değişik yemekler yapacağız. Bugün ilk önce ne yapacağız? Sizlere soya soslu güzel bir tepsi böreğimiz var. Sizlerle beraber böreğimizi yapacağız. Böreğimiz içine bakalım hangi malzemelerimiz olacak. Onu yaptıktan sonra bugün sizlere güzel bir Ankara tavamız var ama biz farklı yapacağız. Tavuklu yapacağız. Sevgili izleyenlerimiz benden istemişlerdi tavuklu nasıl olur diye. Bugün Ankara tava yapacağız ve tavuklu bir şekilde hazırlayacağım. Çok güzel bir tavamız olacak. Onu yapacağız ve üçüncü olarak sizlere güzel bir tatlı hazırlayacağız. Muzlu tatlımız var, muzlu puding var. Onu yapacağız. Bakalım onu da nasıl yapacağız sizlerle beraber. Artık havalar ısındı. Sizler de böyle güzel tatlar yapıp dolapta soğutup çocuklarınıza yedireceğiniz çok güzel bir tatlımız olmuş olacak. Ve tatlımızı hazırlamış olacağız. Dilerseniz ilk önce hemen böreğimizin malzemesi şöyle bir ekrana gelsin. Böreğimizin malzemesini sizlere sayalım. Ondan sonra sizlerle hem böreğimizi yapalım hem de sohbet etmeye devam edelim. Evet. Böreğimiz için hangi malzemelerimizi kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Soya soslu tepsi böreğimiz için bir paket
yufka kullanıyoruz. 200 gram kadar beyaz lahana kullanıyoruz. 200 gram kadar tavuk göğsü kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsağımız var. 2 adet havuç kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var. Seviz yerlerimiz. Ve 4 adet karışık biberimiz var. 1 tutam kadar maydanoz var. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da pul biberimiz var. Tabii ki soya sosu çok hafif biraz tuz olduğu için tuzu eğer siz de dilerseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Ama o zaten yetecek de ona. Sonradan da ilave etmek isterseniz hafiften ilave edebilirsiniz. Üzeri için de 2 adet yumurta, biraz da süt kullanacağım sevgili. Onu da biraz sonra sizlere anlatacağız. Şimdi ilk önce hemen malzemelerimizi doğrayacağız. İç harcımızı hazırlamamız gerekiyor. Önce lahanamız, ondan sonra soğanımız, tavuğumuz hepsini kavuracağız biraz. Onu tenceremizde kavurduktan sonra hemen yufkalarımızı tepsimize güzelce bir şekilde sereceğiz. İç harcımızı içine ilave ettikten sonra tekrardan üzerini güzelce bir şekilde kapatıp örteceğiz ve üzerine tekrardan yumurta ve sütle örttükten sonra, güzelce bir şekilde sürdükten sonra fırına göndereceğiz ve fırında yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Çok güzel bir tepsi böreğimiz de olmuş olacak inşallah. Şimdi hemen sevgili izleyenlerim şöyle yavaş yavaş başlayalım biz de iç harcımızı hazırlamaya. Hemen ocağımızın altını açalım. Şöyle. Evet, bu arada bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımız ve mail adreslerimizi verelim. 0212 454 5570'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet Arif Bey, bugünkü menümüzü nasıl buldunuz? Değişik bir şey bugün. Evet. Bizde lahana, biraz önce size anlattım. Lahana yemeği yapılır evet. Da turşulu lahana. Turşu lahanasını alırlar. Güzel doğrarlar. Onu güzel kavururlar. Evet. Yağ ile evvela sos halinde gelir. Ondan sonra tepsiye açılır yufkalar. Serilir onun içine. Evet. Bir yufka daha üstüne. Ondan sonra kenarlarını böyle kıvırtarak evet. Verirler fırına. Ondan sonra işte. Bugün artık ustamın yaptığı da farklı bir lahana böreği olacak sanırım. Tabii ki. Evet. Ben de onu merak evet. ettim. Onun için bakacağım. Evet. Çünkü benim annemin yaptığı bir dışın da değişik bir şey. Bakalım evet. Şimdi nasıl olacak bu. Şimdi tenceremizin altını açtık sevgili izleyenlerimiz. Hemen soğanımızı ufak kuşbaşı şeklinde doğradık. Onları tenceremize gönderiyor. Tenceremize şöyle yavaş yavaş sotelensin. Bu sıvı yağ mı yoksa normal yağ mı? Tereyağı mı? Zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı. Tabii isteyen normal margarin de kullanabilir veya tamam. Tereyağı da kullanabilir sevgili tamam. izleyenlerimizden. Hangisini tercih ediyorsa. Şimdi Arif abi şöyle bir şey var. Bazı izleyicilerimiz işte diyor ki ben margarin kullanabilirim yemekte rahatsız ve bazıları var işte tereyağı kullanırım, bazısı var zeytinyağı kullanırım, bazısı tabii. var sıvı yağ kullanabilir. Evet. Biz de diyoruz ki yani hangi yağ kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yani tercih onlara kalmış. İster zeytinyağı, ister sıvı yağ. Çünkü bazıları da var biliyorsunuz biz zeytinyağı daha çok yemeklerimize tüketiyoruz. İsteyen zeytinyağı kullanabilir. Zeytinyağı her zaman güzel zeytinyağı. Evet. Şimdi sarımsağımız sevgili izleyenlerimiz, 2 diş sarımsağımız da. İlla hafif kokutacak yani diyorsun. Biraz evet. hafif lezzet katsın diye. 2 diş sarımsağımı da ben içine ilave ediyorum. Hemen soğanlarımız yavaş yavaş sotelenmeye başladı. Şimdi soğanlarımız kavrulurken sevgili izleyenlerimiz biz de hemen tekrardan şöyle lahanamızı alalım. Lahanamızı biraz daha ince tutabiliriz. Çünkü içinde çok fazla belirgin olmasın diye. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer siz iri doğrayamayacaksanız şöyle hemen parçalayıp da şöyle ince ince doğrayabilirsiniz. Kim yapacak onu öyle? Sizin yemekleriniz nasıl Arif Bey? Bizim Rumeli'nin daha fazla, daha meşhur şeyleri börek. Börek evet. Börekler tatlılar. O açıdan tabii epey oldu biz buraya geldiğimiz için artık şeye dönüştü. Evet. İstanbul kültürüne doğru. Alışık bir değil mi artık? Artık tabii ya. 60 peki siz mutfağa olmuş. Girer misiniz? Mutfakta yaptığınız yok yemekler ya, var mı? Yok ya elimden gelmiyor benim. Evet. Şey siz söyleyin. Sakat kaldım bu olayda, mutfak olayında. Sakat değil de işime öyle geliyor. Evet.
ama zaten türkülerinizle doyuruyorsunuz bizleri. İşte erkek işini yapmalı. Evet. Kadın mutfakta olmalı. Erkek de efendim dışarıdaki işlerde. Ben öyle düşünüyorum ama tabii iyi olur yani yardımcı olmak evet. Mutfakta efendim mesela. En sevmediğim şey de bulaşık yıkamak. Şimdi gerçi makineler var, şeyler var. Artık bulaşık her şey kolaylaştı tabii. Ama... Yemek ayırt eder misiniz Arif Bey? Ederim. Evet. Mesela en güzel yemek karnabahar denen şey pek alışmadım evet. Yani buna ben. Yiyorum ama şeyle yiyorum. Lokmayı 20 defa çiğneye çiğne yani. Evet. Derler yani böyle zorla. Alışkın olmadığınız en güzel tat şey olduğu için. Genelde zaten sizin oraların böreği meşhur. Bizde çeşitli börekler yapılır. Mesela evet. Biraz önce belki size anlattım. Pırasa böreği, lahana böreği, ıspanak böreği, kabak böreği, ciğerle yapılır. Ciğerle evet. Yapılır. Ondan sonra soğanla yapılır. Pazıyla yapılır. Pazı. Bildiğimiz güzel. Pazıyla. O açıdan yani şey börek olayı biraz demek soğuk bir iklim olduğu için mesela diyelim ki bu bizim sebzelerimiz ancak mevsiminde evet. Oluyor. Diyelim ki domates şimdi kışın da yiyoruz. Efendim Nisan'da da yiyoruz, Mart'ta da yiyoruz. Ama bizim orada öyle bir şey yoktur. Ancak Haziran'dan sonra domates çıkacak, biber çıkacak ki efendim yiyelim. O açıdan işte daha fazla işte hamur işine yönelme. Evet. Her şey mevsiminde güzel tabii. Ve kışlık sebzelerle pırasayla işte ıspanakla, lahanayla böyle. Evet. Tabii patatesli de yapılır. Onu unuttum söylemeyi. Evet, şimdi yavaş yavaş sevgili soğanımızı, sarımsaklarımızı soteledik. Onları güzelce bir şekilde kavurduk. Ondan sonra beyaz zahnımızı, 200 gram kadar beyaz zahnımızı ufak ufak doğradık. Onu da tenceremize ilave ettik. Kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi beyaz zahnımızın içine 2 adet havucu biz hemen doğradık. Onu da içine ilave ettik. Havuç da güzelce bir şekilde kavurmaya, sotelemeye başladı. Ve biz de ne yapıyoruz? Tavuğumuz, sevgili izleyenlerimiz. Şöyle 200 gram kadar tavuğumuzu da hemen tekrardan ufak ufak doğrayalım. Şöyle tavuğumuzu da ince. Tavuğumuz biraz içinde belirgin olabilir. İsterseniz biraz hafiften belirgin yapabilirsiniz tavuğumuzu. Şöyle tavuğumuz doğradıktan sonra tekrardan şöyle bıçağımızda hafif bir daha ufaltıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve ondan sonra tavuklarımızı alalım. Bunları da tenceremizin içine gönderiyoruz. Evet, bir telefon bağlantımız varmış. Hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Gülüfer Hanım. Ben Özden Günaydın. Hoş geldiniz Özden Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş bulduk. Buyurun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abdullah Usta'ya da kolay gelsin diyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim Özden Hanım. Yemeklerinizi yapıyorum. Evde deniyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ olun. Arif abiden sonraki parçayı tüm günaydın ve ailesi Türe ailesine demek istiyorum. Evet. Peki o zaman Özden Hanım. Bir dahaki parçayı Arif Bey sizin için günaydın ailesi ve Türe ailesi için söyleyecek. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim aradığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgiler. Öpüyorum. İyi günler, iyi yayınlar. İyi günler, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet. Bizde de selam olsun. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş şöyle
Önce soğanımız, ondan sonra sarımsağımız ve baharatlarımızı güzelce bir şekilde şimdi ilave edeceğiz ama lahanamızı güzelce bir şekilde kavurduk. Biraz lahanamız hafiften biz ufak doğradığımız için içinde biraz şöyle diri de bırakabilirsin. Ama isterseniz çok fazla da pişirebilirsiniz. Tercih sizde kalmış sevgili izleyenlerim. İçine biraz şöyle kavururken biraz kırmızı toz biberimizi ve pul biberimizi ilave edelim. Çok hafif. Hemen tekrardan pul biberimizi de. Evet. Şöyle biraz hafif acı olması için pul biberimizi biraz fazla kullandım. Sever misiniz acıyı? Severim çok. Evet. Çok severim. Ben sabah kahvaltısında bile... Ooo çok güzel o zaman. Evet, evet Hüsam. Gerçekten şöyle. Çok merak ediyorum ben böyle. Çok güzel ve değişik börek olacak bende. Şöyle yavaş yavaş kavururken ben birkaç tane biber içine ilave edeceğim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz baharatlarımızla beraber kavurma işlemine devam ediyoruz. Biz de şöyle 4-5 tane biberimizi alalım. Biber de mi katacaksınız? Biber de içine ilave edeceğiz. Yani türlü börek bu diye de önemli. Evet. Böyle daha lezzetli olması için hemen. İlerseniz sivri biber de sevgili izleyenlerimiz içine ilave edebilirsiniz. Veyahut da çalıston biber de kullanabilirsiniz. Veyahut da kırmızı kapya biber de olabilir. Ama kırmızı kapya biber olursa renk olarak daha güzel bir renk katacak şöyle iç harcımıza. Onun için biz de hemen şöyle kapya biberimizi alalım. Bunları biraz hafif ortadan bölüyoruz. Olup şöyle. Ondan sonra biberlerimizi ufak ufak doğrayalım. Ya şimdi içinde hafif o da belirgin olsun. Evet. Hemen biberimizi doğradıktan sonra tekrardan biberimizi de tenceremize gönderelim. Evet. Şimdi de dolmalık biberlerimizi. Dolmalık biber daha farklı bir lezzet mi katıyor? Tabii o biraz daha farklı bir lezzet katıyor. İsteyen tabii kullanabilir ama kullanmak da istemeyen kullanmayabilir. Ama evet. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Bir de yakışıyor biliyorsun Nülüfer Hanım evet. Şöyle dolmalık biber de biliyorsun. Hemen biberimizi de tekrardan içine ilave edelim. Hop şöyle. Evet sevgili hanımlar gerçekten mükemmel bir iç oldu. Değil mi? Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi böreğimize lezzet katacak soya sosumuz. Hop. O ne? Evet. Bu soya sosu. Evet. Soya sosu. Soya sosumuz. Tuz kullanmıyoruz, sadece soya sosu kullanıyoruz. Ona daha evet. Güzel bir lezzet katacak ve lahana tavuğa daha çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Soya sosumuzu da içine ilave ettik tekrardan. Şimdi sevgili izleyenlerimiz soya sosumuzu içine ilave ettik. Yavaş yavaş biraz daha kavurması gerekiyor, harcımızın hazırlanması gerekiyor. Biz de bu arada şöyle biraz maydanozumuzu evet. Ufak ufak doğrayalım. Biz de bu arada biraz konuğumuzla sohbet edelim. Tamam. Tabii. Arif Bey, Makedonya'da doğmuşken nasıl Türkiye'nin Arif Şentürk'ü oldunuz? Biraz bize bahseder misiniz? Nasıl Türkiye'de Arif Şentürk oldum? Evet. Şimdi 12 Haziran 1956 yılında Makedonya'da Kumanova'dan salı gün cuma perşembe günü yola çıktık. 14 Haziran evet. Saat 1.30'da Sirkeci Garı'na geldik. Hala unutmamışsınız ne kadar güzel. Evet. Hafızam biraz güçlüdür. Evet. Unutmam. Böyle tarihi şeyleri unutmam. Ve 5 kardeş, en büyükleri ben. Ben babam için diyorum ki nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Niye diyeceğim? Sen 5 tane çocuğu alıyorsun. Türkiye'nin havasını, suyunu, toprağını, kokusunu, ekmeğini, hiçbir şeyini bilmeden. Evet. Efendime para yok, pul yok. Sırf çocuklarım efendime söyleyeyim Türkiye'ye götüreyim diye yola çıkıyor. Evet. Ve geliyoruz buraya. Bin bir zahmetle trene binip trenle geliyoruz. Geliyoruz. Yedikule'de kapısı ve penceresi olmayan yeni inşaat
yapılmış bir binaya çarşaf koyuyoruz pencerelere ve kapıya. Evet. Öyle tam 1,5 ay öyle, zor şartlarda öyle yaşadık. Evet. Ondan sonra baktık ki olmuyor. Dedik ki gidelim buradan kalkalım Kırklareli'ne. Kırklareli'ne gittik. Orası daha o zaman Temmuz'u geçmiş, Ağustos ayı, ekinler toplanmış, efendim tarlada çalışacak şey yok, bir şey yok. Evet. Orada da baktık ki yok, hadi bakalım tekrar İstanbul'a. Hı hı. Ve geliyoruz Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'da gece kondu o zaman. Gece kondular daha ucuz kira. Oraya yerleşiyoruz. Benim babamın mesleği arabacılık, at arabacısı. Evet. Benim babam orada geldiğimiz evde müsait olan bir yer. O kadıncağızın ahırı varmış, inekler beslermiş. Babam da gidiyor bir at arabası alıyor. Evet. O arada da ben berber çıraklığına başlıyorum. Ve babam bir at arabasıyla beraber bizi öyle yavaş yavaş bir tarafta ben, bir tarafta babam. 5 tane kardeşiz. Ve o şekilde başladık çalışmaya. Tabii ben 2 sene sonra ben usta oldum, berber ustası. Dükkan açtım hemen 17 yaşında bir delikanlı dükkan açtım. Fakat radyo aşığıyım ben. Radyo, evet. 24 saat radyo dinlerim. Radyodaki repertuarımı devamlı türkü dinleye geliştirdim. Zaten ailemizde var. Benim babam iyi bir folklorcu. Annemin de sesi çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, yani varmış bizim mayamızda. Evet. Ve öyle başladı. Ondan sonra Yeşilköy Halk Evi'ne folklor ve ses çalışmalarına böyle şey korolara gidiyordum. Derken bir gün İstanbul Radyosu'nda bir anons duydum. İstanbul Radyosu'nda amatör sesler yarışması varmış. Evet. Ben de gittim kaydoldum kimseye söylemeden. Gittim kaydoldum. Gün geldi çağırdılar gittim. Bir şey bulmuşlar bende. Ben şive. Abdullah Usta'nın şivesi evet. Ne kadar vanlıysa benimki de oralı olunca. Evet. Efendim dediler ki gel bakalım sen. Ben birkaç türkü okudum. Herkese dedikleri gibi biz seni çağırırız. Ve çağırdılar sağ olsunlar. 41 sene oldu. Çok şükür. Allah bana öyle güzel şeyler verdi ki. Kimsede olmayan rekorlar var bende şu anda. Derlemelerim var. Ondan sonra filmlerim var. Harif abi, şöyle bir anlatalım yemeğimizi, evet, devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, iç harcımız hazırlandı. Şöyle o kadar güzel bir sohbet ki bölmek de istemiyorum sevgili izleyenlerimiz. Ispanağı kavurmadın mı? İstemez. Yok, zaten bu maydanoz. Ay maydanoz, ıspanağı gidelim. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, harcımız hazırlandı. Şimdi harcımız tepsiye seriyorsun. Evet, şimdi yavaş yavaş maydanozla beraber hemen güzelce bir şekilde karıştıralım. Evet, harika görünüyorsun. Değil mi? Ondan sonra şöyle tepsimize bocalı. Evet. Dökelim. Soya sosu da ayrı bir renk kattı sanki ustam. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar konuşma, bu kadar Türkiye, ben bunu yemesem gitmem mi? Yemeden göndermiyoruz zaten. Şey. Ona göre hemen fırına verin ki. Evet. Size tattıracağız. Buradan siz de tadına bakmadan göndermeyeceğiz biz de. Tamam. Şimdi harcımız hazırlandı. Sevgili izleyenlerimiz, tepsimize güzelce bir şekilde seriyoruz. Tepsimizin altını yağladık sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra yağladıktan sonra altına bir iki tane siz de yufkanızı açın ve açtıktan sonra... Daha kalın oldu altı değil biraz mi? Biraz daha kalın olması gerekiyor. Ondan sonra üzerine harcımızı ilave ediyoruz. Tekrardan hemen bu şekilde kaşığımızın yardımıyla güzelce bir şekilde düzelttik. Tekrardan üzerini... Hemen yufkamızda bu şekilde örtüyoruz. Şöyle bir tane daha yufkamızı. Yani yamalama bu.
yamalıyorsun yani onu. Tekrardan şöyle bir tane daha yufkamızı kenarlarını örtecek şekilde kapatıyoruz. Üzerini örtecek şekilde. Hemen hazırladık. Şimdi altta da kapaklar var bunun. Evet. Onu kapatacağız şimdi. Biraz şöyle ileri alalım. Arif abim şimdi tam şöyle diğer aşamamıza geldik. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz 2 adet yumurtamız. Onu biraz çırpalım. Hemen şöyle biraz sütümüzü ilave ediyoruz. Ne o? Sütümüze. Süt mü? Ve yumurta, evet. Evet, süt ve yumurta. İçine ilave ettim. Çok hafif biraz yağımız sevgili izleyenlerimiz. Oh şöyle. Çok hafif biraz yağımızı içine ilave ediyoruz. Tekrardan şöyle güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Hemen çırptıktan sonra şöyle çırptığımızı alalım. Şimdi kepçemizi yardımıyla ilk önce hafiften sosumuzun üzerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Evet. Evet ustam, harika bir börek olacak. Değil ellerine mi? Sağlık. Teşekkür gerçekten mükemmel görünüyor. Ondan sonra kenarlarını kapatalım. Tamam, siz canım. Dilerseniz sevgili izleyenimiz diğer yufkayı da üzerine koyup o şekilde de kapatabilirsiniz. Veyahut da şöyle bir şey de yaparsınız. Kenarlarını da kapatıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama şöyle biraz bir kalın şey, olmuyor mu? Biraz kalın olması gerekiyor. Çünkü sebzi böreğimiz daha yoğun olduğu için. Daha yoğun olduğu için. Evet. Şöyle. Of. Değil mi Arif abim? Evet. Tekrardan kapatıyoruz. Diğer köşesinde içe doğru katlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Tekrar. Evet, hafiften sosumuz. Sosumuzu döküyoruz. Evet. Şöyle çok az bir şey kalacak üzere diğerlerinin hepsini döküyoruz. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz şöyle kenarını katlayalım. Kapağını. Yavaş yavaş. Kapağını koy. Şu kenarı da şöyle katlayalım. Evet. Şöyle diğer kenarını da. Ondan sonra üzerini örtüyoruz. Üzerini örttükten sonra şöyle kenarlarını tekrardan içe doğru alıyoruz. Tekrar kalan, yumurta. Kalan yumurtamız. Şöyle kenara alalım. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle sosumuzu iyice bir böreğimizin üzeri kızarması için hemen fırçamızın yardımıyla sürüyoruz. Ustam bir de bayanlarımız yoğurt, yumurta ve yağı çırpıp da... Tabii o da olur ama... O daha yumuşak olması için mi yapılıyor daha genelde? Daha yumuşak olması için yapılıyor. Hı-hı. İsteyen bu şekilde de yapabilir. Tabii yoğurt da kullanmak isteyen izleyicilerimiz olsa yoğurt da kullanabilirler. Evet. Hemen her tarafına yumurtamızı sürüyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, Arif Bey nasıl gözüküyor? Onu diyorum. Estetik olarak da fena değil. Evet. Değil mi? Hı-hı. Üzerine sevgili izleyenlerimiz, siz de isterseniz susam da kullanabilirsiniz. İsterse çörek otu da kullanabilirsiniz. Çörek otu tabii faydalıdır o. Değil mi Arif abi? Şöyle biraz daha. Oh. Çörek otumuzu da serpiştiriyoruz. Hafif biraz daha kullanabiliriz. Ve çörek otumuzu da serpiştirdikten sonra şu anda tepsi böreğimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. 170 derece. Bir 45 dakika fırında pişmesi gerekiyor. Hemen fırına gönderelim. 170 derece 45 dakika pişecek. Ondan sonra servis edeceğimiz çok güzel bir böreğimiz olacak. Özellikle siz isterseniz cam tepsi de kullanabilirsiniz. Veyahut da daha geniş farklı tepsiler de kullanabilirsiniz. Ama alüminyum tepside börekler daha güzel oluyor ve daha farklı olduğu için ben alüminyum tepsi kullandım. Hemen şöyle böreğimi hazırladıktan sonra fırına gönderiyoruz. Evet, ellerine sağlık usta. Fırın hazır mı? Fırınımız ısınmıştı. Isınmıştı. Evet. Ve biraz daha derecemizi yükseltiyoruz ve böreğimiz pişmeye başlasın fırınımızda. Evet, ikinci menüyü de alalım ustam. Tamam. Ondan sonra Arif Bey'den tekrar bir eser alalım biz. Tamam. Evet, şimdi sevgili izleyenler, bugün sizlere tavuklu Ankara tavamız vardı. Onda da neler kullanacağız? Hemen malzeme listemiz gelsin. Ben de şöyle tavuklarımızı tezgahımızın üzerine alalım. Ve yavaş yavaş başlayalım tavuklu Ankara tavamız için. Evet. Şöyle tavuklu Ankara tavamız için 1,5 kilo kadar tavuk göğsü kullanıyoruz. Kemiksiz sevgili izleyelim. 2 adet kuru soğan kullanıyoruz. 3 diş sarımsağımız var. 2 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 1 paket kadar arpa şerriyemiz. 4 adet karışık biberimiz var. Ve 3 adet domatesimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biberimiz. 1,5 kilo kadar tavuk kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 2 yemek kaşığı kadar salça, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 paket arpa şehriye kullanıyoruz.
4 adet karışık biberimiz, 3 adet domatesimiz, tuz, karabiber ve pul biberimiz. Yemeğimizi nasıl yapacağız? Kısaca sizlere hemen bir ufak bir anlatayım. Ondan sonra yavaş yavaş yemeğimize geçeceğim. Önce sevgili izleyenimiz arpa şehriyemizi hazırlayacağız. Arpa şehriyemizin içine hemen güzelce bir şekilde arpa şehriyemizi kavurduktan sonra içine domates ve biberimizi ilave edeceğiz. Biraz da arpa şehriye çok yakıştığı için hafif biraz da kekik içine ilave edeceğim. Ve ondan sonra sıcak suyumuzu vereceğiz. Pilavımız yavaş yavaş dinlenmeye devam edecek. Pilavımız dinlenirken biz de tavuğumuzu hazırlayacağız. Tavuğumuzu ben biraz iri bir şekilde, yani şöyle bir şey diyebiliriz, 60 veya da 70 gram gelecek şekilde tavuklarımı hazırlayacağım. Tavukları hazırladıktan sonra soğan sarımsaklarımı onları ufak ufak doğrayıp soteleyeceğim. Ondan sonra içine tavuklarımızı ilave edeceğiz ve tavuklarımızı biraz kavurduktan sonra içine baharatlarımızı, çok hafif salçamızı ve az bir suyla güzelce bir şekilde pişireceğiz. Ve pişirdikten sonra arpa şehrinin suyunu çok fazla vermiyoruz. Neden çok fazla vermiyoruz? Çünkü tavuğumuzdan artan suyu da biz üzerine ilave edeceğiz. Tekrardan fırına gönderip 10-15 dakika fırında da dinlendirdikten sonra yemeğimizi bu şekilde servis edeceğimiz çok güzel bir yemeğimiz olmuş olacak. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık. Çok o zaman. Çok teşekkür ederim. Biz Arif Bey'den bir eser daha alalım. Buyurun. Ben hazırım. Günaydın ve Türe ailesine gelsin bu eserde. Gelsin. Söyletmem beni.
bilmem, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime'm, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime'm, bekletme beni. Alçak yüksek tepede Fadime'm, bekletme beni. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağlık. Çok sağ olun Arif Bey. Hemen ustamıza dönelim, güzel bakalım neler yapmışız. Bu. Çok güzel bir türkü, evet. Duygu dolu bir az türkü. Sonra sohbetimizde soracağım zaten. Hadi bakayım ustasını evet. Görelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen neler yaptık? Tenceremize çok hafif biraz zeytinyağımızı, biraz da tereyağımızı ilave ettik. Ve tenceremizin birisinde arpa şehriyemizi hazırlayacağız. Birisinde de etlerimizi kavuracağız. Şöyle arpa şehriyemizi kavuracağımız tenceremizin içine şöyle yağımızı, zeytinyağımızı ve çok hafif biraz da sıvı yağımı ben içine ilave ettim. Yavaş yavaş arpa şehriyeyi de içine ilave ediyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Şimdi arpa şehriyenin içinde daha lezzetli olması için neler kullanacağız? Pul biberimiz olacak, kekiğimiz olacak, biberimiz olacak. Ama etimizin içine de biz tekrardan hafiften baharat atacağız. Baharatları kullanırken eşit bir şekilde kullanalım ki sevgili yemeğimiz hem çok aşırı bir şekilde acı olmasın hem de çok tuzlu olmasın. O tuz oranını ayarlamamız için belli, yemeğimiz bittikten sonra da siz tuzu ayarlayıp o şekilde de içine ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen biraz daha şöyle ocağımızın altını açalım. Yavaş yavaş tereyağımız erimeye başladı. Ondan sonra biz de soğanımızı doğrayalım. Evet. Ben de bu arada maillerimi de okuyayım ustam. Hemen geçelim, bekletmeyelim. Saadet Güner Ankara'dan göndermiş. Güzeller güzeli sunucusuyla 10 parmağında 10 marifet yetenekli aşçısıyla günlerimizin neşe kaynağı oldunuz adeta. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür sizleri ediyoruz. Çok beğenerek izliyoruz. Yılların eskitemediği sanatçı Arif Şentürk'ü de bugün karşımızda görünce çok sevindik. Kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir evler yaptırdım türküsünden bir kubrede olsa rica edebilir miyiz? Başarılarınızın devamını dilerim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz buradan, sevgiler hepinize. Evet Arif Bey, az bir şey de olsa okuyabilir misiniz? Okuruz. İlerleyen okuruz dakikalarda, peki. Servet Toksöz, Münih'ten göndermiş. Merhabalar Nilüfer Hanım. Güler yüzünüzle, muhteşem yemeklerinizle her gün evlerimize neşe katıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bugün yine çok değerli bir konukla evlerimize misafir oldunuz. Arif Bey'e de saygılarımı sunuyorum. Sanat hayatı boyunca unutamadığı bir anısı varsa bizimle paylaşırsa çok sevinirim demiş. Ve güzel sesinden bizlere bir türkü armağan etmesini rica ediyorum demiş Servet Hanım Münih'ten. Buradan Münih'e de çok sevgiler gönderiyoruz. Selam Almanya'ya, bütün dostlara, oradaki hemşerilerimize. Evet. Evet ustama, hemen dönelim. Evet, şimdi soğanlarımızı, sarımsağımızı soteledik. Onları tereyağımızla beraber kavurmaya başladık. Evet. Şimdi yavaş yavaş kavrulurken sevgili izleyenlerimiz, kavuğumuz, hemen kemiksiz kavuğumuzu şöyle bir alalım. Dediğimiz gibi siz dilerseniz biraz daha ufak doğrayabilirsiniz veya da küçük doğrayabilirsiniz. Ama isterseniz biraz daha iri de tutabilirsiniz. Tavuğumuzu şöyle ortadan ikiye böldükten sonra biraz belirgin olacak bir şekilde kuşbaşı şeklinde hemen doğrayalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra diğer parçayı da aynı şekilde hemen biraz belirgin olacak şekilde iri iri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Ondan sonra şöyle tavuğumuzu alalım. Hop. Tavuklarımızı kenara. Şimdi tavuklarımız biliyorsunuz sevgili izleyenim biraz erken pişecek. Sizler de tavuğumuzu pişirdikten sonra ondan sonra içine salçamızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı tekrardan içine ilave edeceğiz. Yemeğimizin suyuyla beraber arpa şehriyemizin üzerine ilave ettikten sonra fırında bir 10 dakika tutacağız. Ve ondan sonra servis edeceğimiz lezzetli, güzel bir tavuklu Ankara tavamız olmuş olacak. Evet ustam. Ellerine evet, sağlık. Teşekkür ederim Nilüfer ben Hanım. Ben maillerime devam etmek istiyorum. İyi tamam. Yayınlar Nilüfer Hanım. Sizi severek izliyorum. Meral Akalın göndermiş. Arif Ağa'yı gördüğümüzde çok memnun olduk. Bizim için Deryalar parçasını seslendirebilir mi? Ustamızın da ellerine sağlık. Edirne'den sevgiler demiş. Biz de buradan Edirne'ye sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Deryaları zaten ilerleyen dakikalarda herhalde okuyacaktır Arif Bey bizim için. Evet. Nilüfer Hanım merhabalar. Ben Kırklar Elinden Sevim Gültekin. Sizleri severek takip ediyoruz. Bugün Arif Şentürk'ü de karşımızda görünce ayrıca mutlu olduk. Biz onun güzel türküleriyle büyüdük. Arif Bey'den Deryaları dinleyebilecek miyiz bugün?
Sizlere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Biz de buradan Sevim Hanım'a sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, Deryalar Türküsü'ne yoğun istek var. Var. Arif Bey. İlerleyen dakikalarda okuyacağız efendim sizler için. Nilüfer'im canım benim, yayınınız her zamanki gibi harika. Tek kelimeyle mükemmelsiniz. Arif Şentürk'ü çok severek dinliyoruz. Onu görmek bizi çok mutlu etti. Abdullah Şef'in de ellerine sağlık. Menüsü harikaydı. Yine sizleri çok severek izliyoruz. İyi ki varsınız, harikasınız demiş. Serap Beylikdüzü'nden çok teşekkür ediyoruz Serap Hanım'a da. Buradan herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Evet, biz sohbetimize kaldığımız yerden de Arif Bey'le devam ediyoruz. Şimdi Arif Bey, sanat hayatınız öncesinde de... Öyle mi? Tabii. Tatlı, güzel bir en sevdiğim meyve. Evet. Gerçekten. Ve de çok faydalı insanlara. Evet. Çilek derler ki doktorlar, kötü hastalık var ya, bir tane ismini anmak istemiyorum. Evet, evet. Onu bile, ona bile şey, iyi geliyor. Onu fenliyor. Evet. O açıdan yani çilek. Fakat işte bunu orijinalini, şey, organiğini bulmamız lazım. Çünkü yani böyle kocaman böyle çilekler, şeyler falan, bunlar şey oldu. Çok içimize sinerek yiyemiyoruz. Sinmiyor aslında. Sinmiyor işte, evet. O açıdan. Evet. Sanat hayatınız öncesi berberlik yaptınız. Yaptım. Futbolculuk da yapmışsınız bir dönem. Yaptım. Futbol, hakemlik, marangozluk yaptım. Maşallah. İlk çocukluğumda evet. Marangozluk da yaptım. Biraz bize bahseder misiniz? Ben? Hı hı. Faaldim. Yaşlarda faaldim. Boks bile yaptım. Evet. Efendime söyleyeyim. Atletizm dersen alayda askerlik yaptım, Yozgat'ta yaptım. En iyi 3 adım atlayıcılarından bir tanesiydim. Yani hayatta ben şeyle geçtim. Evet. Hala da yine spor, yine futbol ve güreş, güreşi severim. Bayağı da güreşi iyi tanırım, Türk güreşini. Ne bileyim, bu bende hobi olarak. Evet. Futbol amatör bizim zamanımızda, çünkü Türkiye'de iki tane lig vardı. Bir profesyonel, işte 1959'da kurulan birincilik, bir de işte ikincilik şeyleri vardı. Diyeceğim, dolu dolu geçti hayatım. Evet. Ondan sonra şey, hayatımda berberlik döneminde... Peki hiç ünlüleri tıraş ettiniz mi berberlik döneminizde Arif Bey? Kimleri? Ünlü isimleri tıraş ettiniz mi hiç? Tabii. Evet. İzmir Fuarı'nda çalışırken bütün ne kadar meşhur sanatçı varsa arkadaşlarım evet. Benim zaten. Hep onları tıraş ettim. Bilhassa şey, Edip Akbayram, onu sık sık tıraş ederdim. Şey olarak yani gazetede işte gelir röportaj yaparlardı. Hatta bir röportajımda, şimdi İzmir Fuarı'nda çalışıyorum. İzmir Fuarı, bilmem siz gençsiniz, hatırlamazsınız. Evet. Türkiye'de ne kadar büyük klas isim varsa, onlar o zaman, Bülent Ersoy cezalıydı ama Zeki Müren'den tut, İbrahim Tatlıses, efendim Ajda Pekkan, Emre Sayır gibi varsa hepsi fuarda çalışır. O zamanın şey meşhur işte Ferdi Tayfurlar falan filan. Evet. Diyeceğim. Bir gün gazetecinin biri geldi, dedi ki, ya Arif abi, bir tek ben varım Rumeli. Karadeniz'den de Kamil var, Osman Yağmur Dereli var, Süreyya Davulcu var, Ümit Tokcan var, var oğlu var, Ali Rıza Gündoğdu var. Rumeli'li bir tek ben. Ya dedi, Arif abi sen dedi, nasıl dedi mücadele verebiliyorsun? Evet. Bu kadar efendim sanatçılara. Vallahi dedim, ben dedim, doğudaki ve Karadeniz'deki sanatçılar, yani çiğ köfte ve hamsiye karşı dedim, tek başıma dedim, prasayla mücadele veriyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onu böyle bir şey yazmış gazetede. Evet. İşte prasayla mücadele veren adam evet. Diye. Yani demek istediğim, bu müzik dünyasında güzel bir dünyam var. Sevilirim. Hiç kimseyle de bir herhangi bir tartışmam yok, bir şeyim yok. Çok şükür. Öyle güzel günlerim geçti. Ben
ılımlı bir adamım. Kimseyle kavga etmem, evet. Kimseyle. Hep sıra dertleri olur biliyor musunuz böyle işlerde? Benim hiç öyle bir sorunum var. Ne mutlu size Arif Bey. Sıram ne zaman? Şu saatte. Tamam ben çıkarım. Sinema evet. Filmde oynadı mı Arif abi? Sinema filmde oynadı mı? Oynadım. Oynadı. Oynadım, dizilerde de oynadım. Evet. Sinemalarda da oynadım. Fosforlu Cevriye'de mesela TRT'deki bir dizide oynadım. Ondan sonra var filmlerim işte şeyler var. Albümleriniz de satış rekoru kırdı. Yani en çok da ilk, aman bile ilk, deryalar. Evet. Altın evet. Plak aldım o zaman. Herkese nasip olmayan bir şey. Evet. 7 sene üst üste Efes Festivali'ne gittim. 1 kilo 300 gram 14 ayar Artemis altın tapınağı. Evet. Bana verdiler. Benden fazla kimse gitmemiş o güne kadar. Yani çok şükür. Güzel bir dünyam. Güzel bir dostluklarım var. Ne mutlu size Arif Bey. Hayatı seviyorum. Evet. Türküleri seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Onu çok yansıtıyorsunuz zaten. O kadar duygu yüklü okuyorsunuz ki. Ama ben onlarla evet. Yatıyorum, onlarla kalkıyorum, evet. Onlarla yaşıyorum, onlarla efendim ne derler nefes alıyorum. O açıdan türküsüz hayat olmaz. Evet, ustama dönelim hemen neler yapmış Arif Bey? Evet, şöyle hemen sevgili izleyicilerimize kısaca bir anlatalım. Ben şimdi merak ediyorum şimdi bu sulu yemek mi olacak? Bu çok farklı olacak Arif abi. Şimdi hem tavuklarımızı önce pilavımızı hazırlayacağız. Pilavımızın üzerine gelecek şekilde tavuklarımızı koyacağız. Çok fazla sulu olmayacak. Pilavımız o zaman bu olacak. Desene kapatma bizde derler. Evet, büryan. Evet. Büryan varim evet, oluyor. Öyle olacak. Farklı olacak. Ben anlatırım sana. Tamam. Evet. Sen yap da bir şey görelim. Tamam tarifini Arif Bey'den alacağız usta. Arif Bey'den alacağız büryanı şöyle. Aynen. Şimdi sevgili izleyicilerim arpa şehriyemiz hazır. Onun içinde neler kullandık? Önce baharatlarımız, pul biberimiz, çok hafif biraz kekiğimiz ve tuzumuzu ilave ettik. Biberlerimizi çok içine hafif biberimizi ilave ettikten sonra şöyle kavurduk sevgili izleyenlerimiz. Arpa şehrimizin içine suyumuzu ilave ediyoruz. Hemen. Şimdi biliyorsunuz hem irmik hem bulgur hem de arpa şehriye bunlar 1'e 2 yani 1 kilo yapıyorsak 2 kilo su vermemiz gerekiyor. Ama bu yemekte çok fazla su kullanmayacağız sevgili izleyenlerimiz. Neden fazla kullanmayacağız? Çünkü yemeğimizin, tavuğumuzun suyu da olacağı için onu da içine ilave edeceğiz ve daha lezzetli bir pilav elde etmiş olacağız. Ama sen bayağı su koydun. Şimdi bu Arif abi, arpa şehriye çok fazla çekiyor. Biz yarım kilo şu anda kullandık. Yani ha, o yarım suyu kilo, çekiyor arpa suyu şehriye çekiyor. Değil mi? Ve çünkü kavun suyu da üzerine gelecek için 1'e 2. Yani 1 kilo yapıyorsa 2 kilo su vermemiz gerekiyor. Yani o malzemede 3 kiloluk bir yemek çıksın diyorsun. 3 kiloluk bir ona yakın bir şey çıksın. Şimdi pilavımız hazırlandı. Sevgili izleyicilerimiz suyumuzu ilave ettik, tuzumuzu ayarlamıştık. Biraz tenceremizin altını hafif kısıyoruz. Ve ondan sonra tavuklarımızı. Önce soğan ve sarımsağımızı soteledik ve onları soteledikten sonra şöyle tenceremizin içine hemen tavuklarımızı da ufak kuşbaşı ve biraz iri kuşbaşı şeklinde doğradık. Ha, hala doğrayacaksın değil mi onları? Yok. Evet, şu anda hazır. Tamam. İri şekilde, İri tamam. şekilde tamam. doğradık. Ve şu anda hazır evet. sevgili izleyicilerimiz tavuklarımız. Tavuklarımız biraz daha pişmesi gerekiyor. Tavuklarımızın içine salçamızı da ilave edeceğiz. Şöyle 1 veya da 2 yemek kaşığı kadar salçamızı kullanacağız. Ama ben biraz şöyle farklı bir şekilde hazırladım salçamızı. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası. Daha güzel bir renk katacağı için ben o şekilde tercih ettim sevgili izleyenlerimiz. Şöyle salçamızla beraber hafiften kavuruyoruz. Tavuklarımız içine çok hafif 1 su bardağına yakın sadece suyumuzu ilave edeceğiz. Evet, çok fazla çok su. Su olmayacak. Evet, olmayacak. Şöyle az bir suyumuzu da ilave ettikten sonra yemeğimiz bir 10 dakika kaynaması gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz 10 dakika kaynadıktan sonra ondan sonra arpa şehrimiz de hazırlanmış olacak. Ondan sonra tepsimizin içine hemen güzelce bir şekilde pilavımızın üzerine de tavuklarımızı ilave edeceğiz. Tekrar fırına göndereceğiz. Biz hemen şöyle bir fırına bir daha bakalım sizlerle evet. beraber böreğimiz ne durumda. Ben de onu merak ettim. Kalkıp bakacaktım. Evet. Şöyle biraz daha derecemizi yükseltiyoruz. Bayağı kalın evet. o. Daha bir, evet. Daha bir 20-25 dakikası var sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin böreğimiz. Fırınımızı da kapatalım. Evet. Evet. Şöyle.
Fırınımı kapatıyorum ve 10 dakika sonra, 15 dakika sonra tekrar da bir daha kontrol edeceğiz. Biraz daha yükseltebiliriz derecemizi. Ondan sonra böreğimiz hazırlanıp servis edeceğimiz çok güzel bir böreğimiz olmuş olacak. Evet, izleyicilerimize tekrar hatırlatırım. Telefon ve mail adresimizi. Tamam. 0212 454 5570'ten bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Mail adresimiz info@tgrteu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet ustam. Evet. Tavuklarımızın pişmesini bekleyeceğiz sanırım. Tavuklarımızı pişirmişiz. Evet. Tavuklarımız biraz daha pişmesi evet. gerekiyor Nülüferhan'ın. Tavuklarımız piştikten sonra ondan sonra diğer böreklerimizi de anlatacağız sevgilerimizi. Hemen istersen şöyle tatlımızın da malzemesini verelim. Tabii onun da malzemesini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş şöyle Arif abi de bir tane daha ise dinleyelim değil mi? Tabii. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle sizlere bir gün farklı bir güzel bir tatlımız olacak dedik ki artık havalar ısındı ve çocuklarımıza güzelce bir şekilde yedireceğimiz tatlılarımız kendimiz yapalım evimizde. Neler yapabiliriz? Şöyle bir gün sizlere muzlu pudingimiz var. Hangi malzemeyi kullanacağız? Hemen şöyle ekrana gelsin. Bir paket kadar muzlu puding kullanıyoruz. Bir paket vanilyamız var sevgili izleyenlerimiz. 1 litre kadar süt kullanıyoruz ve 3 adet kadar muz kullanıyoruz. Sizler biraz daha da fazla tutabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. 1 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. Toz şekeri neden az kullanıyoruz? Çünkü muzlu pudingimizin içinde de toz şekeri olduğu için çok fazla kullanmıyoruz. Hatta siz diyet yapacaksanız toz şekeri hiç de kullanmayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Ve ondan sonra yapacağımız çok güzel bir tatlımız olacak. Böyle yemeklerimizi hazırlayalım, bir eser dinleyelim. Ondan sonra sizlerle beraber tatlımızı evet, yapacağız. Usta. Evet Arif Bey. Bir göçmen kızı dinleyelim. Peki. Gelsin o zaman göçmen kızı. Göçmen kızı gördüm Tuna boyunda Elinde bir semiz kuzu hem kucağında Elinde bir semiz kuzu hem kucağında Doğru söyle göçmen kızı annen var mıydı Ne annem var ne babam var kalmışım öksüz Ne annem var ne babam var kalmışım öksüz Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni Alayım da gurbetelde sarayım Alayım da gurbetende sarayım seni Telegrafın tellerinden haber var mıydı? Ne haber var ne mektup var kalmışım öksüz Ne haber var ne mektup var kalmışım öksüz Söyle söyle göçmen kızı annen var mıydı? Ne annem var, ne babam var, kalmışım öksüz. Ne annem var, ne babam var, kalmışım öksüz.
Sen bir öksüz, ben bir garip. Alayım seni, alayım da gurbet elde sarayım seni. Alayım da gurbet elde sarayım seni. Hadi kolay gelsin. Evet, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet, kısa bir ara verelim ustam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın efendim. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Hemen ustamıza dönüyoruz. Bakalım neler yapmışız ustam. Neler yapmadık ki Nilüfer Hanım? Evet. Şöyle reklam arasında gittik var ya, bir bilsen neler yapmadık. Şimdi pilavımız hazır. Sevgili izleyicilerimiz, tavuklarımız da pişti. Tavuklarımızı hazırladıktan sonra şöyle pilavımızı yavaş yavaş Nilüfer Hanım boşalsın tepsimize. Evet. Herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. Biz biraz daha geniş tepsimizi tercih ettik. Sevgili izleyenlerimiz. Yalnız pilav harika görünüyor değil ustam. Mi? Ellerine sağlık. Şöyle. Evet. Koku nasıl? Çok enfes kokuyor. Mis gibi kokuyor. Arif Bey nasıl görünüyor pilavımız? Ona bakıyorum işte. Hani bu sebzeli pilav diyelim değil mi? Arpa şehriyeli pilavımız. Evet. Hayır, domatesi, biberi, şunu. Evet. Evet. Ustam ellerine sağlık. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Süpersin. Evet. Evet. Pilavımızı boşalttık. Geniş bir tepsimizin içine sevgili izleyenlerimiz. Şimdi kaşığımızın yardımıyla pilavımızı hemen seriyoruz. Şöyle. Arpa şehrimizde dediğimiz gibi yani yapıyorsa sevgili izleyen 1'e 2 yani 1 kilo hazırlıyorsak 2 kilo su vermemiz gerekiyor. Ama biz su oranını biraz düşük tuttuk. Çünkü neden düşük tuttuk? Şimdi hep beraber hazırlayacağız. Sizler de göreceksiniz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle... Çünkü şeyde orada biraz su var değil mi? Evet. Orada sakladık biraz Arif abi. Şimdi onu da alalım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Of. Evet. Böyle. Mükemmel görünüyor ustam. Sıcak hemen alayım ben kenara. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle gördüğünüz gibi tavuklarımızı da hazırladık. Üzerinde neler vardı? Tekrardan biberimizi, domatesimizi ve şöyle çok hafif biraz salçamızı ilave ettik. Ve Ankara tavamız şu anda hazır sevgili izleyenlerimiz. Tavamızı hazırladıktan sonra biraz sonra sadece 5 dakika bir fırında tutacağız. 5 dakika fırında tuttuktan sonra hemen servis edeceğimiz çok güzel bir Ankara tavamız olacak. Tavuklu Ankara tavamız için hemen... Hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Ben bugün gurme olarak burada şey tatacağım ben bakacağım bunları tatarım. Tamam. Evet. Şöyle yavaş yavaş fırına gönderiyoruz. Bu arada böreğimiz de ne durumda bakalım ustam. Evet. Şöyle evet. Böreğimizi bir kameramız çeksin sevgili izleyenlerimiz. Böreğimiz de pişmeye ben de merak başladı. Ettim. Evet. Arif abi istersen şöyle gelin, sizden bakıyorum. De gelin bak. Evet. Daha var daha. Benim daha var biraz pişmesi böyle gerekiyor. Böyle nar gibi olması lazım. Derler ya nar gibi pişmiş. Börek konusunda Arif Bey usta zaten. Hayır usta değilim de yani yiyen bir usta olarak. Evet. Şöyle fırınımıza gönderdik. 5 dakika sonra alacağımız çok güzel bir Ankara tavamız olacak sevgili izleyim. O yavaş yavaş hazırlamaya devam etsin. Biz sizlere tatlımızın malzemesini vermiştik. Ve şimdi sizlerle beraber tatlımızı hazırlayalım. Şimdi hadi tatlımıza bakalım. Tatlımıza geçerken ilk önce hemen tenceremizi ocağa koyuyoruz. Ocağımızın altını hafiften açıyoruz. Ve malzememizi alalım. 1 litre kadar süt kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Böyle. Tatlıyla aranız nasıl Arif Bey? Çok. Genelde şerbetli mi sütlü tatlıları mı daha çok tercih ediyorsunuz? Tatlı olsun da ne olursa olsun. İstersen, isterse çare koysunlar böyle şerbete yerim yine. Evet. Evet. Şimdi diğer malzemelerimizi alalım sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş sütümüzü tenceremize ilave ettik. Sütümüz kaynamaya başlaması gerekiyor ve tenceremizin altını ben biraz daha açıyorum. İçine toz şekerimiz. Eğer sizler diyet yapacaksanız... Bir çay bardağı, bir şey bardağı, su bardağı. Bir su bardağı kadar toz şekerimiz. Eğer diyet yapacaksanız şekeri kullanmayabilirler de sevgili izleyenlerimiz. Böyle olmuyor mu diyet hani? Süpersin Arif abi. Şöyle hemen sevgili izleyenlerimiz çırpma telimizi çırpma. De alalım. Hafiften şöyle. Şekerimizi karıştırıyoruz. İçine bir paket vanilyamız. Hop şöyle vanilyamızı içine ilave ettik.
Şimdi Nilüfer Hanım yavaş yavaş tatlımızı hazırlamaya şöyle güzelce bir şekilde karıştırsın. Ben de servis edeceğimiz bardaklarımızı alayım sevgili izleyenlerimiz. Diğer işlemlerimize devam edeceğim ben çünkü. Şöyle Nilüfer Hanım kızmasın, bu bardaklar ona ait. En sevdiğim tatlıyı yapıyorsun. Tatlı onun için bardağın içinde mi tatlı olacak? Bardağın içinde hazırlayacağız. Ya benim bildiğim tabağın içinde olur be. Servis edeceğimiz 6 tane bardağımızı sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Ve sütümüz kaynaması gerekiyor. Bir yandan sütümüz kaynayacak. Ben de şöyle eldivenlerimizi alıyorum. Hemen eldivenlerimizi aldıktan sonra 3 veya da 4 adet de muz da kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi muzların burada fonksiyonu biraz daha farklı olacak. Bunlar ne yapacağız? Muzları güzelce bir şekilde doğrayıp bardaklarımızın içine ilave edeceğiz. Ve bardaklarımızın içine ilave ettikten sonra muzlu pudingimizi de üzerine ilave edip o şekilde tatlımızı hazırlamamız gerekecek. Onun için... Peki bunun unu var mı? Un yok. Un yok. Sadece nişastayla bağlayacağız. Ha nişasta. Toz şekerimiz ve nişastayla bağlayacağımız çok güzel bir tatlımız olacak. Ve ondan sonra şöyle muzlu pudingimizi de içine ilave edelim. Hop şöyle bir paket kadar. Hemen şöyle tezgahımızın üzerinde alalım. Bir paket ben kadar. En sevdiği tatlı. Değil mi? Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş içine şekerimizi, sütümüzü, ondan sonra vanilyamızı ve pudingimizi ilave ettik ve kaynamaya başlayacak. Kaynarken nişastamızı hazırlamamız gerekiyor. Nişastamız için de tekrardan şöyle geniş bir kap alalım. Onun içine yapacağımız miktar da çok önemli. Eğer çok fazla hazırlayacaksanız, tatlınızı fazla tutacaksanız biraz daha nişastanızı fazla tutabilirsiniz. Veya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Önce 1-2 yemek kaşığı kadar nişastanızı suyla açın. Ve nişastanızı içine ilave edin. Eğer istediğiniz kıvamı bulamayacaksanız tekrardan içine nişastanızı ilave edip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle ben nişastamızı geniş bir kabın içine ilave ettim. Nilüfer Hanım şöyle nişastamızı da karıştırsın. Hafif. Çok az bir suyla. Çünkü nişastanın özelliği çok fazla su vermememiz gerekiyor. Ne kadar fazla su verirsek nişastamız özelliğini yitirecek. Onun için siz de ne yapacaksınız? Az bir suyla nişastanızı açın. Bir de tatlınızı yaparken sevgili izleyenlerim sütünüz, ondan sonra içine kullanacağımız malzemelerimiz toz şekeri, işte puding olabilir veya farklı farklı malzemeler kullanabiliriz. Önce tenceremizdeki tatlımız kaynasın. O kaynadıktan sonra içine nişastamızı ilave edeceğiz. Ve bu şekilde hazırladığımızda tatlımız daha güzel olmuş olacak. Evet, nişastamızı bekletiyoruz bunun için. Nişastamızı bekleteceğiz. Evet. Biraz 1-2 dakika kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra ondan sonra nişastamızla bağlayacağız. Ve yavaş yavaş onu hazırlarken şimdi biz de hemen şöyle bir veya da iki tane muz sevgili izleyenlerimiz. Hemen muzu kabuğunu alalım. Yavaş yavaş. Şöyle doğrayalım. Evet. Ve ondan sonra bardaklarımızın içine. Hop. Şöyle. Harikasın. Teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Siz de öylesiniz. Ve sevgili izleyenlerimiz hemen içine ilave ettik bardağımıza. Şöyle bir tane de güzel abime ikram edelim. Bunu Arif abi. Sana bugün meyveyle bakmamız gerekiyor. İşte ben bugün ne yoksa... yaptığını anladım. Arif Bey'in karnını doyuracaksın. Bizim yemeklerimizden yiyemeyecek sonra. Öyle mi yapacağız? Evet. Yok öyle yapmayacağız. Arif abi yemeklerin tadına bakacak. Şöyle sevgili izleyenlerimiz tekrardan devam ediyoruz. Hemen. Biraz daha içinde belirgin olsun diye biraz hafif iri de doğrayabilirsiniz. Şöyle. Evet izleyicilerimize de buradan tekrar hatırlatalım telefon ve mail adreslerimizi. 0212 454 5570'ten bize ulaşabilirsiniz. Mail adreslerimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet şöyle. Evet, Arif abi bugün hanımı da burada. Yavaş yavaş şöyle köşeden köşeye yengeye doğru gönderiyor. Ne yapayım evet. Sağ olsun. Yalnız yenmez ki. Değil mi? Buyurun Nilüfer Hanım bu da sizin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen tatlarımızı yavaş yavaş sütümüz kaynayana kadar biz de ne yaptık? Evet. Bardaklarımızın içine hemen muzlarımızı eşit bir şekilde paylaştırıyoruz.
şöyle son kalan yarım muzu da tekrardan içine ilave edelim. Ve bu şekilde şu anda hazır sevgili izleyenlerimiz. Tatlımızı güzelce bir şekilde biraz şöyle hafif beklememiz gerekiyor. Ondan sonra üzerine muzlu pudingimizi ilave edeceğiz. Ve sütümüz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Nişastamızı da içine ilave edelim. Ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu arada dibi tutuyor değil mi? Evet. Biraz daha kaynaması lazım ki çünkü dibi tutmaması için. Ne kadar iyi bir şekilde kaynarsa o şekilde daha güzel bir şekilde özleşecek ve daha güzel lezzetli bir tatlı yemiş olacağız. O zaman 6 bardaktan fazla var orada galiba. Evet. Biraz fazla çıkabilir. Tabii biraz oranı dediğimiz gibi biraz daha az tutabiliriz. Zaten fazlalaştırabiliriz. Nişastamız yetmedi herhalde değil mi Nülfer Hanım? Bir yemek kaşığı. Sanırım birazcık daha. Biraz daha nişastamızı. Evet. Çünkü biraz koyu bir kıvamda olması gerekiyor. Küp içinde nişasta. İşittim yarim hasta. Evet. Hastaysan be yarim. Yazdırayım sana mıska. Çok güzel. Bir telefon bağlantımız varmış, hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Hülya Vardar ben. Buyurun Hülya Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk da. Öncelikle Arif abim orada görmek bizi çok mutlu etti. Evet efendim. Arif abicim nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol abicim. Biraz geldiniz. Bugün izinliyiz. Ayağımıza bir bu sakat ayakta bizi oynattınız ya. Ben ne diyeyim bilmiyorum da çok teşekkür ederim. Ha, oynadığın için ayağın mı sakatlandı? Yok, ayağım sakat. Sakatmış ayağı. Sakat olduğu halde oynamış Arif Bey Hülya Hanım. Nasıl? Türkülerinizle sakat olduğu halde oynamış kendisi. Aa, iyi iyileşirsin şimdi, iyileşirsin. Evet, ya bandajlı ayağımda Arif abi bir şeylik çıktı ayağımda. Öyle bandajlı rapor verdiler ama duyarsa dedim patronlar şimdi mahvoldum. Geçmiş olsun. Geçmiş abi olsun Hülya Hanım. Bizim için bir şarkı, güzel böyle Rumeli şarkısı, zaten Rumeli yani bize bir özel bir şarkı yollarsan çok sevinirim. Neyi? Senden olsun Arif abi. Benden olsun. Tamam hadi. Hadi sana yani geçmiş Gamze olsun. Gamze de dinliyor. Gamze Vardar, o da dinliyor. O da izliyor. Teşekkürler. Hadi oldu, iyi günler. Görüşmek sağ olun. Üzere. Çok teşekkür ederiz Hülya Hanım aradığınız için. Hayırlı Edirlezler. Bu akşam Edirlez gecesi. Değil mi? Tabii. Yarın bu akşam ateş yakarsınız. Yarın ısırgan otu bulun. Efendim ısırgan otuyla şey yaparsınız birbirinize. Evet. Otuyla her tarafa pıs kattıracağız. Evet. Değil mi? Bir böreğimiz daha vardı Arif abi. Onu unuttum. Kuru fasulyeli börek. Hayır. Ha, onu, o da var tabii ama bu akşam kaymaçına günü. Ona yani göre. Edirlez'de kaymaçına yapılır. Evet. Kırmızı yumurta. Doğru. Peki Hülya Hanımcığım çok teşekkür ederiz aradığınız için. Teşekkürler, sevgiler. O zaman bir eser daha alalım biz Arif Bey'den. O zaman deryalar okuyalım. Başka çare yok. Çünkü tabii. Madem öyle. He? İzleyicilerimiz zaten büyük bir istediler. Zevkte. Evet, istekleri gelsin. Var. Bekliyorlar. Aa, bu biraz kalınlaştı değil mi? Evet. Nişasta. Tadımız da hazır. İşittim yarim hastaştı. O nişasta onu kalınlaştırdı. Gelsin. Evet, deryalar gelsin. Thank you.
kırmızına doldu da bu bar. Ümer için azgın suyu aramıza girdi de göz gözü göremedi hey bu bar. Ümer için azgın suyu aramıza girdi de göz gözü göremedim hey bu bar. Buraları sevemedim gönlüm orada yanıyorum tuz biber yarama. Deli gönül eremedi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz de Makedonya'da. Efendim bir telefon bağlantımız varmış. Hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Benim adım Süleyman Gül. Buyurun Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kolay gelsin. Dayım. Öyle mi? Ben dayım. Sevgiler, saygılar gönderiyoruz o zaman sizlere. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne güzel yemek yapıyorsunuz. Kolay gelsin, güzel yapıyorsunuz. Evet, sağ olsun. Ellerine sağlık Süleyman Bey. Çok güzel, gerçekten hepsi birbirinden lezzetli yemekler. Tamam, doğru. Gönderelim biraz, gönderelim. Tamam. Dayıcım, nasılsın dayıcım? İyiyim, gözlerinden öperim. Sağ olasın sen dayıcım, ellerinden öpüyorum. Her gün arabak istediğinde telefonu yeni aldım. Sürekli hatırlatacağız bundan sonra Süleyman Bey. Sürekli hatırlatacağız telefonumuzu. Evet. Doğru. Ara sıra söylemek lazım. Peki çok teşekkür ederiz efendim aradığınız için. Teşekkür ederim. Var mı bir isteğin dayıcım? Ellerinize sağlık. Allah razı olsun dayıcım, ellerinden öpüyorum. Oradaki herkese de burada sevgi selamlarımızı gönderelim. Evet. İzmit'e gönderelim. Kocaeli, İzmit'e sevgiler selamlar. Evet. Hemen bir tatlı kaşığı alalım çünkü. Tamam. Arif Bey. Sabırsızlanıyor sanırım. Şimdi Arif abi, tatlımız dediğimiz gibi artık biliyorsun havalar ısındı. Tatlımızı ne yapacağız? Bu şekilde hazırlayacağız. Tatlımız biraz soğutulması gerekiyor. Tabii. Ve o şekilde servis yapmamız gerekiyor. Ama işte dediğimiz gibi dolapta bekletirsek, 1-2 saat dinlendirirsek çocuklarımız için çok lezzetli hem de çok güzel doğru. tatlı yedirmiş olacağız. Sıcak çünkü. Evet. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Biz de şimdi ne yapalım? Fırınımıza doğru gidelim. Böreğimize bakalım. Evet, bakalım. Yemeğimizi alalım. Ondan sonra böreğimizi alacağız. Böreğimizde evet. biraz zamanı var. Aşağı yukarı 40 dakika oldu. Oldu değil mi? Daha o zaman 5 dakikamız var. 5 dakika daha var. Yemeğimizi alalım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle fırın. Evet. Ha, yemek oldu ha? Yemeğimiz hazır. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Mükemmel görünüyor. Nilüfer Hanım. Böreğimiz pişmeye devam edecek sevgili izleyenlerimiz. Şimdi biz yemeğimizi servis edeceğiz. Yemeğimiz güzelce bir şekilde hazırlandı ve hazırlandıktan sonra şöyle servis edeceğimiz kaşığımızı da alalım. Hemen şöyle çok fazla ben dağıtmak istemiyorum sevgili izleyenlerimiz şöyle yemeğimizi. Estetiği bozulmasın. Evet, bozulmasın değil mi Arif abi? Evet. Şöyle. Evet. Yeter ya, niye koyuyorsun bunu? Bu senin Arif abi. Ne diyor, kim yiyecek bir mahalle var koyar ya. Şu üstüne iki tane maydanoz ve dereotu koyalım. Arif Bey zaten meyvelerle doydu. Kızma Arif abi beye. O süsü değil mi? Evet. Şöyle. Buyurun. Arif abi ikram edelim. Önümde dursun, soğusun ben. Evet. Ağzım burnum yanmasın. Evet ustam, sen sunmanına devam ederken biz Arif Bey'le birazcık daha sohbet edelim. Tamam. Şimdi ha. Bu akşam evet. 5 Mayıs, yarın Idrilles. Evet. Son 60 yılına kadar biz orada kutlardık. Şimdi biz... Sohbetimize başlamadan önce bir telefon bağlantımız daha varmış, hemen alalım. Tabii ya, telefon. Alo. Alo. Hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, sağ olun. Abdullah Polat. Buyurun Abdullah Bey. Arif Bey'e selam söylüyorum. Abdullah Usta, eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel yemek yapıyorsun. İştahımız açıldı. Benim misafir de var Paris'te. Nazik Ahtacı. Buyur gel. Sen de gel. Gel.
Hepimize var. Buyurun Abdullah Bey. Düştü galiba. Düştü. Alo. Düştü. Afiyet olsun. Yemiş kadar oldum. Teşekkür ederiz efendim. Arif Bey'den bir Türkiye'den ise içinden ne geldiyse ona razıyım. Fransa'dan tamam. Mı arıyorsunuz? Fransa'dan arıyor Abdullah Bey. Canım benim. Güzel bir türkü okuyacağım. Bütün Fransa'ya, herkese selam. Yalnız Sarkozy'ye yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. En iyisiniz. Konuştunuz. Sağ ol. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim aradığınız için. Buradan Fransa'ya da sevgiler gönderiyoruz. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. İyi günler. Çok sağ olun. Ona yok diyorsun değil mi Arif? Evet. Ona yok. O Türk düşmanı işte. Evet Arif Bey. Şimdi Hıdırlez gecesi bu akşam ne kadar yeşillik varsa söğüt yaprağı, güzel böyle yeşillikler, dallar kapılara konur. Yarın sabah biz mesela 5 kardeştik. Yengem vardır benim. Yengem çocukları yoktu. O bizi büyüttü. Annemden fazla onun emeği var bizde açık evet. Söyleyeyim. Sabah gün ağrırken gelir bizi. Biz daha uykuluyken evimizin tam arkasında dere var, dere. Alır bizi, kapar kucağına, doğru dereye atar bizi. O soğuk su da böyle buz gibi. Evet. Yani güzel anlıyorsun, bir yıkar bizi. Hemen çarşafa sarar, hadi git yat. Bu adet. Evet. Bu peki neden yapılırmış Arif Bey? Hıdırlez'de işte baharı karşılamak. Evet. İşte böyle daha dinç olmak çünkü evet. Soğuk su insanı böyle şey yapıyor. Kendine getiriyor. Ve bugün bu yani Hıdırlez günü krem karamela dediniz siz. Biz de kaymaçına derler ona. Evet. Bir baba tepsi en az 20 tane yumurta sütle karıştırılır. Sütle şekerle. 1 kilo da şeker. Evet. Ondan sonra bir tepsiye verirler fırına. Ona böyle bir şey olur. Mis gibi. Ondan sonra Hıdırlez'in bak şey tatlısı bu. Evet. Yani bu her ev yapar. Var kimde varsa. Yani çünkü olmayan da var. Fakirlik var bir şey ama yapabileni muhakkak Hıdırlez gecesi günü yaparlar. Ayrıca de şu sizin yaptığınız bu böyle. Bizde tavamız. Bizde pirinci tepsiye bu önce et kaynatılır. Güzel bir tepsiye konur. Pirinçle beraber evet. Su ile kadar verilir fırına. Etler şeyin üstünde, pirincin üstünde. Pirincin üstünde. Ona kapatma derler. Kapama evet. Derler. Kapama. Evet. Ayrıca bizde de büryan. Büryan. Evet. Bir de büryan derler. Bu her düğünde, her olayda şart. Bu adetten. Adettendir evet. O. Yani büryansız bir düğün olmaz, büryansız bir ziyafet olmaz. Evet. O adet işte bu. Evet. Bu açıdan bu biraz daha değişik. Evet, biraz evet. Daha farklı evet. Olanı tabii. Aşağı yukarı aynı de biraz evet, değişik. Etler şeyin büryanın üstünde, tepsinin üzerine. Buyur, sen evet. Seyircime anlatırsın. Bir soru daha sormak istiyorum ben size Arif Bey'i. Tabii. Aman bire Deryalar türküsünün bir aşk hikayesi olduğu söyleniyor. Aşk zaten, bütün Türkler evet. aşk, her şey aşk. Dünya aşkın üzerine kurulmuş. Çok acıklı bir üzerine. Aşk hikayesi varmış aslında maalesef. Deryaların. Ondan biraz bize bahseder misiniz? İzleyicilerimiz merakla bekliyorlar şimdi. Şimdi Bulgaristan'da evet. Kırcaali, evet. Mestanlı diye bir yer var. Evet. Bu Mestanlı'da olan bir öykü. İki genç birbirlerini seviyorlarmış. Tabii arada şeyler olunca aileler anlaşamamışlar. Karar vermişler kaçmaya. Orada Arda Nehri var. Arda Nehri'nin bir sandalla karşıya geçecekler. Oradan da kaçacaklar. Fakat yarım saat, bir saat önce dağlarda yağmur yağıyor. Evet. Müthiş bir yağmur. O yağmurun seli tam bunlar karşıdan karşıya geçecekleri zaman büyük bir su geliyor böyle. Büyük bir. Evet. Efendim, sandalı alabora ediyorlar. Evet. Yusuf ölüyor, kız kalıyor ve halk buna türkü yakıyor. Aman bre deryalar, biz nişanlıydık. İkimiz de bir böyle evet. Bir delikanlıydık. Yani bu türkü Türkiye'de evet. Büyük bir hala da evet. Okunuyor, hala da okuyorlar, hala da isteniyor.
Bak 40 sene önce okumuşum ben bunu. Hala isteyenler var. Evet. Demek istediğim bu akıllardan hiçbir zaman silinmeyen bir türkü. Silinmeyen bir silinmeyecek türkü. Silinmeyecek de. Bu ölmez bir türkü. O açıdan işte benim de şansıma ben bunu okudum. O zaman güzel bir şey yaptı. Evet. Bir şöhret yaptı. Beni de Arif Şentürk olarak yaptı. Evet. Çünkü bazen türküler insanı mesela İbrahim'in ayağındaki kundurası. Evet. Bizim İzzet Atın mesela esmerim biçim biçim evet. Ölürüm esmer için. Mustafa Topaloğlu'nun şey oy Eminem. Yani bunlar böyle şey Belkıs Nakali Belkali'nin işte dağlar senin delik delik yani böyle bir şeyler. Bu da benim, hafızalardan benim, kızım mı? Evet. Bana bazen de bay deryalar diyorlar. Evet. Öy deryalar. Öyle diyorlar. Desinler. Evet. Evet ustam. Evet şöyle fırınımıza doğru gidelim. Sevgili izleyenlerimiz böreğimiz de hazırlandı. Evet. Şöyle tepsi böreğimiz de hazır. Sevgili izleyenlerimiz. Böreğimiz şu anda pişti. Ve böreğimizi aldı. Böreğimizi güzelce bir şekilde şimdi keselim. Şöyle servis edeceğimiz tabağımıza alalım. Sen de biraz soğusun o çünkü o şimdi adamın ağzını burnunu yakar. Şimdi evet. Geç bizim o kadar çok fazla zamanımız yok Arif abi ama izleyenlerimize göstermek amaçlı ufak bir... Peki bir parça üstünü ıslatmayacaksın mı? Şimdi ben evet, ona su alıyorum. Şimdi böreğinizi fırında çıkardığınızda sevgili izleyenim böreğimizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız çok hafif biraz şöyle suyunuza, soğuk suyunuza serpelim. Evet. Bir de onu sofra beziyle örteceksin. Evet. Anladın mı? Yumuşak olması için değil mi? Evet. Şöyle hafiften suyumuzu serptik ve ondan sonra böreğinizi sofra beziyle veya da herhangi bir şeyle bir kapattıktan sonra i̇şte 10 dakika sonra güzel işte bir şekilde servis edebilirsiniz. Sofra bezi diyorum. Farkında mısın? Yani bu örf ve adetlerimizin bir şeyi değil mi? Evet. Şimdi böreğimizi keselim. Sevgili sadece size servis edeceğimiz böreğimizi. Şöyle. Bunun altı yapışmamıştır çünkü yağlıydı. Yağlıydı. Bazen yapışabiliyor. Çünkü yapışma da nasıl oluyor? Eğer kenarlarında biz yumurtayı akıtmışsak yapışabilir. Ama yumurtayı akıtmazsak yapışmaz. Çünkü biz yağ kullandık. Ve bu şekilde hemen böreğimizi kestik. Ondan sonra şimdi böreğimizi alalım. Koparmamız gerekiyor. Oh, harika görünüyor. Ellerine sağlık ustam. Çok teşekkür ederim. Evet. Aynı tabaktan bir tane daha alabilir miyiz Mütfer Hanım? Evet şöyle. İç harcımızla beraber. Buyurun Arif abim. Evet. Evet Arif abim. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz Arif Bey. Ben şimdi soyunacağım arkadaşlar. Bunları yiyeceğim. Başka çare yok. Evet. Buyurun efendim, siz başlayabilirsiniz. Yorum yok, olacağım yok, çünkü ben sizden. Yok. İzleyicilerimiz yorum bekliyor sizden. Aa! Tabii. Ya ben şimdi ağzım doluyken bile anlıyorum, türkü söyle. Yok, ufacık bir şey alsanız yeterli. Bir bakayım şimdi. Nasıl buldunuz Arif Bey? Değişik bir tat. Bugüne kadar yemediğim bir tat. Farklı bir lezzet değil farklı mi? Evet. Şimdi bir de şu pilav dediğimiz şeyi yaparlar. Evet. Domatesli, biberli. Ama şey yok. Etsiz. Etsiz. O açıdan var var. Şimdi bunu bekleyelim biraz. O zaman sen yavaş yavaş tadına bak. Biz malzemelerimizi sevgili izleyenlerimize neler yaptık. Tabii tabii siz anlatın. Ondan sonra ben yiyeceğim siz anlatın. Güzel fikrini almış olalım. Bir gün sizlere neler yaptık. Kısaca bir malzemelerimiz gelsin ekrana. Sevgili izleyenlerimiz ilk önce güzel bir sizlere börek hazırladık. Soya soslu tepsi böreğimize neler vardı. Hemen onu sizlere sayalım.
Evet, şöyle soya soslu bugün tepsi böreğimiz, sevgili izleyenlerimiz, bir paket kadar yufka kullanıyoruz. 200 gram kadar beyaz lahanamız var, 200 gram kadar tavuk göğsü kullanıyoruz, 1 adet kuru soğanımız var, 2 diş sarımsağımız var, 2 adet havuç kullanıyoruz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var, 1 yemek kaşığı kadar soya sosumuz var ve 4 adet kadar karışık biber kullanıyoruz, 1 tutam kadar maydanoz ve 1 tatlı kaşığı kadar da pulverimiz. Hemen iç harcımızı tereyağımız ve zeytinyağımızla beraber güzelce bir şekilde eritiyoruz. Onun için de hemen tavuğumuzu, ondan sonra beyaz lahanamızı, biberlerimizi güzelce bir şekilde soğan ve sarımsakla beraber soteliyoruz. Ve soteledikten sonra içine soya sosumuzu ve pulverimizi ilave ettikten sonra en son olarak içine biraz hafif maydanozunuzu ilave ediyorsunuz. Ve ondan sonra tepsinizin altına sevizciğim yufkaları serdikten sonra hemen içine de iç harcımızı ilave ediyoruz. Tekrardan üzerini yufkayla beraber kapatıyoruz. Üzerini kapattıktan sonra 2 adet yumurta, 1 su bardağı kadar sütümüzle üzerine ilave ediyoruz. Üzerine ilave ettikten sonra isterseniz susam da kullanabilirsiniz, isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 170 derece 45 dakika fırında piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir böreğimiz olmuş olacak. Ondan sonra bir gün sizlere tavuklu Ankara tavamız vardı. Onda da neler kullandı? Hemen ekrana gelsin. Evet, tavuklu Ankara tavamız içinde 1,5 kilo kadar tavuk göğsü kullanıyoruz. 2 adet kuru soğanımız var, 3 diş sarımsağımız var, 2 yemek kaşığı kadar salçamız var, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var, 1 paket kadar arpa şehriye kullanıyoruz, 4 adet karışık biberimiz, 3 adet domatesimiz var, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber pulverimiz var. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi yemeğimizi ilk önce hemen arpa şehriyemizi tereyağı ve zeytinyağıyla beraber ısıtıyoruz. Ve ondan sonra arpa şehriyemizi içine ilave edip kavuruyoruz. Arpa şehriyemiz kavrulduktan sonra 4 adet karışık biberimizi içine ilave ettik. Ve ondan sonra tuz, karabiber, pulverimizi, kekimizi içine ilave ediyoruz. Ondan sonra sıcak suyumuzu veriyoruz. Suyumuzu az tutuyoruz çünkü tavuğumuzun içinde su olacağı için suyunu siz de az tutarsınız sevgili izleyenlerimiz. Suyumuzu verdikten sonra pilavımızı dinlendiriyoruz. Ayrı bir tenceremizin içine soğan sarımsağımızı soteliyoruz. İçine tavuklarımızı ilave edip soteliyoruz. Tavuklarımız da sotelendikten sonra içine hafif salçamızı tekrardan baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı verdikten sonra içine 1 su bardağına yakın suyunuzu ilave ediyorsunuz. Suyla beraber tavuğunuz pişiyor ve piştikten sonra arpa şehrinizi servis edeceğiniz veya da fırına göndereceğiniz tepsinin içine yayıyoruz ve üzerine tavuklarımızı ilave ediyoruz. Tavuklarımızı ilave ettikten sonra bir 10-15 dakika fırında güzelce bir şekilde beklettikten sonra servis edeceğiniz çok güzel bir tavuklu Ankara tavanız olacak sevgili izleyenler. Sizler de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir gün sizlere şöyle güzel bir tatlımız vardı. Tatlımızda da neler vardı? Hangi malzemelerimizi kullandık? O da ekrana gelsin. Evet, muzlu pudingimiz için neler vardı? Hangi malzemelerimiz vardı? Bir paket kadar muzlu pudingimiz var sevgili izleyenlerimiz. Bir paket kadar vanilya kullanıyoruz. 1 litre süt kullanıyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 3 adet muz kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Önce tenceremizin içine hemen sütümüzü, ondan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Vanilyamızla beraber kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan sonra içine hemen bir paket muzlu pudingimizi ilave ediyoruz. Muzlu pudingle beraber güzelce bir şekilde kaynıyor. İyice kaynadıktan sonra içine 3 yemek kaşığı kadar nişastamızı suyla hafif açıyoruz. Onu da içine ilave edip güzelce bir şekilde kaynatıyoruz. Ve kaynattıktan sonra muzları ufak ufak doğruyoruz. Servis edeceğimiz tabaklar olabilir, bardak olabilir ve herhangi siz nerede servis yapacaksanız onun içine ilave ediyoruz. Onun üzerine de muzlu pudinglerimizi ilave ettikten sonra pasta süsüyle güzelce bir şekilde süsleyip tatlını seveceğim. İlk önce hemen normal ortamda bir yarım saat veya da bir saat soğutmamız gerekiyor. Ondan sonra dolabımıza göndereceğiz. Dolapta 1-2 saat dinlenmesi gerekiyor. Tatlımızın iyice soğuması gerekiyor. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiniz ve yedireceğiniz çok güzel bir tatlımız olmuş olacak. Şimdiden size afiyet olsun diyelim. Ellerine sağlık. Sağ hepsi birbirinden efendim. Güzel ve mükemmel. Son olarak da hemen Arif Bey'in de yorumlarını alalım. Çünkü programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi keyif aldım. Niye biliyor musun? Çünkü yemek olunca keyif alırsın. Evet. Teşekkür ederiz Arif Bey. Yani demişler ki eğer yemek bulursan otur ye, dayak görürsen kaç. Kaç. Evet. Ben de anlıyorsun ben şanslıyım. Burada yemek gördüm. Burada oturdum. Çok teşekkür ederiz. TRT'de olmam, işte TGRT'de olmam tabii mutlu ve oldum. Çünkü eski göz ağrısı olduğu için. Evet. Sizinle de beraber tahmin etmemiştim bu kadar sıcak ve bu kadar güzel olacağını. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum, memnun oldum. Tüm seyircime, bizi arayanlara, Türk isteyenlere buradan sevgiyle selamlar gönderiyorum. Arif Aga ile ben televizyon programı yapıyorum. Arif Aga olarak. Evet. Artık Arif Aga oldum ben. Evet. O açıdan Arif Aga'dan herkese sevgiler, selamlar diliyorum. Size de başarılar diliyorum bundaki sonraki programlarınızda. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar.
Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık tekrar geldiğiniz için. Evet ustam, hemen senden de alalım son olarak. Evet sevgili izleyenlerimiz, sizlerle beraber yine güzel bir günü noktaladık. Bugün sevgili kardeşim, sanatçı arkadaşım Memucan'ın doğum günü. Buradan kendisinin doğum gününü kutluyorum. Ve oradaki bütün arkadaşlara, Hasan'a ve diğer arkadaşlara sevgi ve selamımızı gönderelim. Ve dayım sevgili izleyenlerimiz, o bizi izliyor. Dayımın ellerinden öpüyorum. Ve Van'da bütünle bulunan bütün aileme burada canı gönülde sevgi ve selam. Gerçi tek tek isim vermeyeceğim. Yavru Türk ailesi, Arvas ailesi, Gül ailesine burada canı gönülde sevgi selamlarımızı gönderelim. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Evet, biz de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, bugün programımızın sonuna geldik. Bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Fakat ekranlardan ayrılmıyorsunuz. Arif Bey'den bir eser daha alacağız kendisinden. Evet. Buyurun efendim. Tamam be deryalar, Arif abi. Tamam işte, göndersinler ben hazırım. Kırcaline hardalar arası, saat sekiz sırası. Yusuf'um saat sekiz sırası. Divanda Yusuf'umu hardalılar alıyor, yoktur çaresi. Divanda Yusuf'umu hardalılar alıyor, yoktur çaresi. Aman ne deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Dalgalar artacak Yusuf'um, dalgalar artacak. Demedim mi ben sana Yusuf'um, kayımız batacak. Demedim mi ben sana Yusuf'um, kayımız batacak. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Kırcaline arda boylarına kimler gidecek Yusuf'um, kimler gidecek? Garip Yusuf'umun annesine kim haber verecek? Garip Feride'nin annesine kim haber verecek? Aman bre deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız.
var biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız.